Hayati Yazıcı konuşma gerçekleştiriyor. Şimdi kameralarımızı oraya çevirelim. Bir kaçamak şeklinde belki bu teklifden uzak durmaya çalışanlar var. Ama mecliste bütçe dediğimiz komisyonda ve genel kurul çalışmalarında ben de Sayın Bakan gibi düşünüyorum. Muhalefet partilerinde bu teklife destek vermek suretiyle 400'ün üzerinde yani anayasa gereği referanduma götürme koşullarını da aşacak şekilde referandumsuz geçişi sağlayacak şekilde bir destek alacağı kanısındayım. Ve bunu da göreceğiz. Efendim, aile kurumuna ilişkin düzenleme çok konuşuluyor ama ona ilişkin bir ayrıntı var mı? Bir kurum mu oluşturulacak? Yasada nasıl bir ifade yer alacak aile kurumunun? Hayır, çok net bunu paylaştık. Size daha önce de paylaştık öyle sanıyorum. Yani anayasanın 41. maddesinin başlığında ailenin korunması, aile birliği ve çocuk hakları. Aile birliğini yeni ilave ediyoruz. Yani başlıkta bir değişiklik oluyor. Ailenin korunması, aile birliği, birliği kavramını ilave ediyoruz. Ve aile birliğinin kimlerden oluşacağı da madde metninde yer alıyor. Aile birliği ancak kadın ve erkeğin evliliğinden oluşur. Bu kadar net. Yani buna karşı olan bir vatandaş olabilir mi? Dolayısıyla bunun da destek vereceği kalışındayız. Ben bir 3 sandık gelecek tartışması da var. Genel seçimlerle birlikte, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte buna dönük eğer referandum barajı aşılamazsa genel kurulda, meclis genel kurulda bu olasını nasıl görüyorsunuz? Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya ilişkinli bakışını geçenlerde bir vesileyle kamuoyuyla paylaştı. Sanırım bu marjları aşacak sayıya ulaşırsa yani referandumsuz yasalaşma şeklinde bir destek alırsa herhalde bir referanduma gerek kalmaz. Ama onun altında olursa 360'dan 400 arasında o anayasa gereği zorunlu yasalaşması için zorunlu olarak bir referandum gerekir. Onun takvimi de meclisteki görüşmelerle belirlenecek. Nihayet anayasa değişikliğinin hangi zaman diliminde referanduma götürüleceği de bellidir. Dolayısıyla bu planlama yapılır. Ama yani bir referandumun da tabii bir maliyeti falan var. Bunlar da düşünülür. Yani denk düşerse birlikte de olabilir. Evet, peki muhalefetten bir destek gelmez de 360 bulunamazsa bir yol haritası var mı? Yok, hiç şu an düşünmedim, konuşmadım. Peki efendim, erken seçim tartışmaları da bir yandan devam ediyor. Siz bu noktada ne söylersiniz? Böyle bir ihtimal var mı? Ya bu bitmişti. Nereden çıktı yine erken seçim? Erken seçim gerektirecek hiçbir olgu yok. Yani seçime gitmek, iktidarı sorumlu tutmak bir alternatif peşine düşmek demektir. Yani böyle bir ortam var mı? Yok. Ha, illa erken seçim deniyorsa bu da yok. Zaten bizim siyasi partiler kanununda, milletvekili seçimi kanununda ve seçim mevzuatı ilişkin kanunlarda yaptığımız düzenlemelerin uygulanabilmesi için yürürlükten itibaren bir yıl geçmiş olması lazım. O tarihte 6 Nisan'dır. Böylece 6 Nisan'dan önce böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Seçim inşallah 18 Haziran 2023'te yapılacak. Sayın Bakanım, 1 ve 3 dönem kuralıyla ilgili AK Parti'nin MKK'sında bir yetki var. O yetki ne zaman kullanılır? Yani 3 dönem kuralına devam ya da... Bu konu gündem olup Meclis Karar Yönetim Kurulu'nun gündemine gelirse kullanım o zaman olur. Seçim öncesi ama bir karar alınması gerekiyor. Devam ya da Yani seçim de. Konusu, adaylık konusu partinin Meclis Karar Yönetim Kurulu'nun gündemine gelir. Geldiği zaman da bu konular konuşulur. Henüz öyle bir gündem olmadı. Daha çok seçime daha 6-7 ay var. Böyle bir durum yok. Peki, teşekkür ederim.